fayda var. Miktarı, tutarı, değeri arttıkça sorgulama ihtimali de yükselebiliyor ve çoğunlukla da reddedebiliyorlar. Takdir komisyonu kararları meselesi var. Şimdi zayi olan, kıymeti düşen mallarla ilgili olarak takdir komisyonu kararı gerekiyor biliyorsunuz. Maliye Bakanlığı geçmişte takdir komisyonu kararı yıl bittikten sonra da çıksa, hangi yılla ilgiliyse, ne zaman başvurulduysa o dönemin gideri olarak dikkate alınabilir diyordu. Yani 2013 yılıyla ilgili olarak takdir komisyonuna başvurdunuz ama henüz 2013 bitene kadar çıkmadı da 2014'te beyanname verilene kadar çıktı. Eski müktezalarda bunu 2013 beyannamesinde gider olarak dikkate alabilirsiniz diyordu. Ancak sonradan görüş değiştirdi ve ne zaman takdir komisyonu kararı alınır ve size tebliğ edilirse o zaman indirebilirsiniz demeye başladı. O yüzden 2013 ile ilgili takdir komisyonu başvurularını yaptıysanız mükelleflerle, müşterilerle ya da şirketlerinizle ilgili olarak takibinde fayda var ki bu sene dikkate alabilin. Yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Maliyenin görüşüne katılmamakla beraber bahsetmekte fayda var. Gene son zamanlarda verilen görüşlerde personele tahsisli araçların gider ve amortismanları ile ilgili olarak bakanlık şunu söylemeye başladı. Özel amaçla da kullanılıyorsa, örneğin işe geliş gidişlerinde, tatil günlerinde de bu araçları kullanıyorlarsa, onlara isabet eden gider ve amortismanlar dikkate alınamaz ya da işte brütleştirilerek ücret olarak dikkate alınması gerekir gibi görüşler verilmeye başlandı. Hatta bir görüşte de arabanın ne denir, modelinin ve fiyatının yüksekliğinden hareketle işle mütenasip değil bu araç. Şirketin büyüklüğü dikkate alındığında bunu gider olarak dikkate alınamaz falan gibilerinden bir yorumu da gördüm. Onun ötesinde bir Danıştay kararını hani paylaşayım. Kod iptali ile ilgili. Kodu alınmış şirket Danıştay'a kadar konu gitmiş ve Danıştay bunun yasal zemini yok. Şirketi bu şekilde sınıflayıp bir şekilde gizli kayıtlarını tutup bunlar üzerinden işlem yapmak hukuki değil diye bir karar vermiş. Müteselsiz sorumlulukla ilgili Danıştay'da şöyle bir gelişme var. Onu bilmenizde fayda var. 84 no'lu kurumlar KDV genel tebliğinde müteselsiz sorumlulukla ilgili olarak eğer işte banka kanalıyla ödenmişse bu bir nevi karine teşkil eder ve bunun aksi ispatlanmadıkça muteber belge ya da işlem olarak dikkate alınması gerekir anlayışı vardı. Şimdi yargı diyor ki usule uygun olması tek başına bir işlemin doğru işlem olduğu karinesi teşkil etmez son kararların birinde. Ek bilgi belgelerle bu işlemin gerçekliğinin de desteklenebiliyor, açıklanabiliyor olması gerekir demiş. O yüzden sadece fatura yetmeyebilir. Herhangi bir mal, hizmet satın alındığında mutlaka o işlemin büyüklüğüyle mütenasip olarak tabii ki gerçekten varlığını, o hizmetten o şirkette yararlanıldığını, o karşı tarafla bu alışverişin yapıldığını ortaya koyabilecek her türlü muhabere evrakı, yan evrak ve her türlü dokümanın da muhafazasında fayda var ki zaten vergi usul kanunu gereği saklanması gereken evrakların muhteviyatına bakıldığında aslında her türlü evrakın, yazışmanın işle ilgili olan muhafaza edilmesi gerekiyor. Bir de bu açıdan da zaten önemli. Sadece bankadan ödettik demek o işlemi savunabilmek için yeterli olmayabiliyor. Defter ibraz edilmemiş ve KDV iadesi reddedilmiş. Danıştay'da ibraz etmezsen iadede
daha indirimden de yararlanamazsın. Dolayısıyla yapılan tahriyat yerindedir diye onamış. Az önce gayrimenkul satış kazançları istisnası ile ilgili olarak geniş hani açıklama yapıldı. Bu ana sözleşme konusuyla ilgili genel tarama yapıyorlar. Gayrimenkul satış kazançları istisnasından kim yararlanmışsa hepsinin ana sözleşmelerine bakıp ana sözleşmesinde şayet gayrimenkul satışına ilişkin bir ibare varsa mutlaka bu artık bu işin ticaretini yapıyor. Dolayısıyla istisnadan yararlanamaz diye o istisnayı reddetme yoluna gidiyorlar. Oysa ana sözleşmelere o ifadeler zorunluluktan konuluyordu. Çünkü herhangi bir şekilde gayrimenkul satın almak istediğinde bir işletme ya da satmak istediğinde eğer ana sözleşmesinde gayrimenkul alımına ya da satımına ilişkin özel hüküm yok ise bu sefer noterler vekaletname bile çıkartmıyordu işlem yapacaklar adına. Ondan kaynaklanan bir bakıma pratik gerekçelerle işletmeler o ibareleri de koymuşlardı. Bu tür konular hani yargıya gittiğinde eninde sonunda çözülecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında damga vergisiyle ilgili çok sorunla karşılaşmaya, iddiayla karşılaşmaya başladık. O yüzden işletmelerdeki evrakların, yaratılan, alınan ya da üretilen belgelerin içeriklerinin gözden geçirilmesinde fayda var. Eğer herhangi bir şekilde damga vergisine tabi ise mutlaka bir yerlerden bir izi çıkıyor ve o izi bulduğunda da gelir işte incelemeler sırasında şirketler için büyük problemlere dönüştürebiliyorlar. O yüzden bütün işletmelerde bu konuları da gündeme getirip sizler tarafından incelendikten sonra bir kenarda muhafazasını temin ettirme alışkanlıklarını oturtmaya çalışmanızda fayda var. Çünkü alım ya da satımla uğraşan kişiler genellikle mali işlerle de irtibata geçmeksizin, müşavirlerle görüşmeksizin kendiliklerinden bir takım belgeler üretip bir kenara koyuyorlar. Sonrasında da onlar damga vergisi incelemelerinde yüksek tutarlı problemlere dönüşebiliyor. Onun ötesinde incelemelerde gene yurt dışına yapılan ödemelerde stopaj yapılmamışsa serbest meslek ödemesi olması ve çifte vergilemeyi önleme anlaşması kapsamına girmesi gerekçesiyle inceleme elemanları bunun serbest meslek değil gayri maddi hak bedeli ödemesi. Bu birinin know-how transferidir. Dolayısıyla her hal ve kârda gayri maddi hak bedeli gibi stopaja tabi tutulmalıdır iddiasıyla da seri incelemeler ve eleştiriler yaptılar. Onun ötesinde bir incelemede Türkiye'deki şirketi Vergi Usul Kanunu 3. maddesinden hareketle yok saydılar. Olay şöyleydi. Türkiye'deki bir grup bir şirket kurmuş. O şirketle de bina yapmış ve daha sonra da o şirketin hisselerini satmış. Siz bu şirketi istisnadan yararlanmak için kurdunuz. Onun için aslında bina yapıp bina sattınız. Kendiniz doğrudan yapıp satsaydınız ticaretini yapıyor olduğunuz için istisnadan yararlanamayacak olduğunuz için şirket kurup hissesini sattınız gibi bir gerekçeyle tarihat yaptılar. Ama neyse ki o tarihat uzlaşma aşamasında kaldırıldı. Ama o aşamaya gelene kadar epey şirket uğraştı ve çok büyük tutarlı bir tarihattı. Epey konuyu ikna etme sürecinde problem olarak yaşadı. Şimdilik böyle aklıma gelenler, anlatılanlar sırasında bunlar da hemen öncesinde sorularımı paylaşayım istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi sorularımızı paylaştık. Bazıları isimli gelmiş, öyle dağıttık. Bazılarını da karışık dağıttık. Emre Bey, buyurun. Teşekkürler. Batuhan Erdoğru'nun sorusu var, 3 tane.
yeni kurulan her nevi AŞ'lerin denetim zorunluluğu durumunu, web sayfası oluşturma zorunluluğunu açıklamanızı rica ederim diyor. Tabii ticaret kanunuyla ilgili bir konu ama şöyle kısaca özetleyelim. Açılış konuşmasında başkan da biraz bahsetti. Benim sunumumda vardı. Çok ayrıntısına girmedim. Biliyorsunuz hani bu bağımsız denetim yeni ticaret kanunundan sonra gündeme geldi ama bir kriter belirlendi orada. İşte aktif ciro ve çalışan sayısı. Bu üç kriterden ikisini aşanlar bağımsız denetime tabi olacaklardı. Kanun, ticaret kanunu öngörürken aslında önce hatırlarsanız tüm şirketler için, tüm sermaye şirketleri için bağımsız denetimi öngörmüştü. Daha sonra böyle bir sınırlamaya gitti. Tabii kanun ilk hazırlanırken tüm şirketler için bağımsız denetimin öngörülmesiyle beraber eski ticaret kanununda bulunan denetim kurulu, anonim şirketlerde olması gereken denetim kurulu da ticaret kanununda yer almadı. Daha sonra böyle bir kritere bağlanıp sadece Türkiye'de 2800 kurum, 2800 sermaye şirketi bağımsız denetim kapsamına girince diğer anonim şirketlerin hepsi denetimsiz kaldı aslında. Denetim kurulu da çünkü kaldırılmıştı. Onu öngöremediler ilk etapta. Daha sonra geçtiğimiz yıl, bu yıl içerisinde Mayıs ayıydı zannediyorum, bir kanuni düzenlemeyle diğer anonim şirketler için de denetçi atanması zorunluluğu getirildi. Yalnız dendi ki bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik yayınlayacak. İşte kimler denetçi olabilir? Eskiden farklı olacak artık. Yani eskiden herhangi birisi olabiliyordu. Eskiden farklı olacak. O yönetmeliğin taslağı var şu anda. Kendisi yayınlanmadı. Orada da yine SMM'ler ve YMM'ler denetçi olabileceği belirtiliyor. İşte bunların atanma şekilleri, nasıl tescil edileceği, nasıl görev yapacakları bir yönetmelikle belirlenecek. O yönetmelik şu anda yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla hani yeni kurulacak AŞ'lerde de o yönetmeliği, hatta biz birkaç tane tescili o şekilde yaptırdık. Yönetmelik yayımından sonra denetçi seçiminin yapılacağı belirtildi ana sözleşmelerde. Web sayfası oluşturma zorunluluğu da yine kanunun ilk şeklinde, ticaret kanunun ilk şeklinde tüm sermaye şirketleri içindi. Daha sonra yine bağımsız denetim kapsamına giren şirketler web sayfası oluşturmak zorundadır dendi. Dolayısıyla cirosu 150 milyonu, aktifi 200 milyonu, iki rakamı karıştırıyor olabilirim, aktif 200, ciro 150 olabilir ve çalışan sayısı 500. Bunlardan 3 kriterden ikisini sağlayanlar hem bağımsız denetime tabi olacaklar hem internet sitesi oluşturmak zorunda kalacaklar. Başka bir soru, Aralık 2012'de alınan bir gayrimenkul için kullanılan taksitli kredinin ilk taksiti Ocak 2013'te. Bu durumda Ocak 2013 taksitleri için faizin gayrimenkulün maliyetine eklenmesi zorunluluğu var mıdır? Dönemsellik gereği direkt gider yazılabilir mi? Hayır, zorunluluğu vardır. Bundan bahsettik. Hem kredi, vergisi kanunu 285. maddesi, kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar dönem sonuna kadar hesaplanacak faizleriyle beraber dikkate alınır derdi. 163 numaralı vergi usul kanunu genel tebliği de sabit kıymet yatırımları için kullanılan kredilerde ilk yıla ilişkin olanların, kredilerin faizlerinin ilk yıla ilişkin olanların maliyete intikal ettirilmesi zorunludur der. Dolayısıyla Ocak ayında ödenecek ilk taksitin içindeki faizin 31.12'ye kadar olan kısmının hesaplanıp 2013 yılında ilgili gayrimenkulün maliyetine ilave edilmesi doğru işlem olacaktır. Kuyumculuk işiyle iştigal eden işletmelerde 150, 151, 152, 153 hesaplara uygulanan enflasyon düzeltmesini, sonraki dönemlerde satışın gerçekleşmesi durumunda satılan mal maliyetine aktarılmasında bir sakınca var mı? Var gibi düşünüyorum. Hani biraz enflasyon düzeltmesiyle çok haşır neşir olmadık açıkçası. Kuyumcularla da çok ilgilenmedik. Şimdi soruyu görünce bir kanundan baktım sadece. Enflasyon düzeltmesi hesaplarının hesaplarında kalan bakiyelerin gelire aktarılacağını söylüyor. Mükerrer 298. madde. Malın maliyetine aktarılmasında dolayısıyla bir sakınca olacakmış gibi görüyorum ama çok emin değilim. Bunu tekrar soruyu soran arkadaş ayrıntılı görüşebiliriz. Semih Karan'ın sorusu, ressamdan gider pusulası ile alınan resimler 5000 TL'yi geçiyorsa form da
BA formunda gösterilecek mi? Gösterilecek bence. Gider pustası fatura yerine geçer. 5000 lirayı da aşıyorsa form BA'da gösterilecek. 5000 TL'yi geçen kiralar. Az önce bir özelgeden bahsettim. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın. İş yeri kira ödemesi yapıyoruz. Aynen öyle diyor. İş yeri kira ödemesi yapıyoruz. Bankadan ödüyoruz. Gider pustası düzenlemiyoruz. O özelgede düzenlenmesine gerek olduğuna dair herhangi bir şey yapmıyordu. Ancak form BA'da bildirilmesi gerektiğini söylüyordu. 5000 lirayı aşıyorsa bankadan yapılan ödemeler. Şöyle düşünün, bunun bir mükelleften kiralamayı yaptığımızı düşünelim. 5000 artı KDV faturayı ödediğimizi düşünelim. BA'da göstereceğiz mi? Göstereceğiz. O zaman mükellef olmayandan banka yoluyla yaptığımız ödemeyi de BA'da göstermemiz gerekiyor. Bu form BA ve BS'ye ilişkin düzenlemelerde zaten faturalar demez. Alınan hizmetler, satılan hizmetler, alınan mal tutarları, satılan mal tutarları faturalı veya faturasız gösterilmesinde fayda var. Fadime Öztop'un sorusu: Almanya'dan 6 yıl önceden kalan bir alacak mevcut. Bizim firmamız uluslararası lojistik yapıyor, taşımayı yapıyor ama borç kalıyor. Almanya'daki firma batıyor. Devlet, bankalar firmanın peşindeler. Davalar üst üste açılıyor. Bizim firmamızın da araştırmalarında bunları öğrenince dava açmıyor. Bu alacak hala 120'de duruyor. Şüpheli alacak olarak yazılabilir mi? Yazılamaz. Yazılırsa risk alınmış olur. Yani herkesin dava açmış olması bizim de dava açtığımız anlamına gelmiyor. Biz de ayrıca dava açıp hatta dış temsilciliklerimizde dava açıldığını onaylatmamız, ona ilişkin bir evrak almamız gerekiyordu. O şartlarla şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir ve gider yazılabilir. Başka bir soru: şirketimizce ofis olarak kullanılmak üzere alınan ofisin KDV'sini iade alabilir miyim? Uluslararası taşımacılık yapıyoruz. Yani uluslararası taşımacılığın bünyesine yüklenilen KDV'sine girer mi? Uluslararası taşımacılıkla ilgili çok KDV, şunu yaşadık, KDV iadesi raporları yazıyoruz. Uluslararası taşımacılık yapan bir firmaya başka bir firmadan tır parkı olarak kullanılmak üzere arsa satın aldık. Vergi dairesi bunu yüklenimden çıkarttırdı bize. Yatırım amaçlı da olabilir gibi bir görüş güttü. Biz de çok üzerine düşmedik. Çok yüksek değildi çünkü. Yani sorun çıkarabilirler. Hani ben buna KDV iadesi raporu yazsam yüklenim olarak dikkate alabilirim. Ama vergi daireleri de sorun çıkarabilir. O şekilde söyleyeyim. Çok hani net olmayan bir konu. Geçmiş yıl karını dağıtmadan veya sermaye ilave etmeden cari yıl karı dağıtılabilir mi? Avans kar dağıtımı diye bir düzenleme mevcut arkadaşlar, biliyorsunuz. Yeni hem ticaret kanunu hem vergi kanunu da buna, bir numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliğinde ayrıntılı açıklamalar var. Cari yıl karını dağıtmak mümkün ama yine kar dağıtım stopajı, bunun belli bir limiti var. Geçmiş yıllar karlarından işte karşılıklar çıkıldıktan sonra yarısını aşamıyoruz vesaire vesaire. Kısaca söyleyeyim, cari yıl karı dağıtılabilir. Avans kar dağıtımı demek zaten budur. Geçici vergi dönemleri itibariyle kesinleşen karın dağıtımıdır. Yine kar dağıtım stopajı yapılır. Bilançodaki geçmiş yıl zararı geçmiş yıl veya cari yıl karından mahsup edilebilir mi? Edilebilir. Edilebilir. Bununla ilgili işte hani 6111 kapsamında oluşan bir sorundan bahsettik. Geçmiş yıl zararı edilebilir. Adat hesaplamasını kasa, ortaklar, cari veya ilişki aylık olarak mı yapmak gerekir? Evet, aylık olarak yapmak gerekir. Geçici vergi dönemleri itibariyle değil. Hani en kötü öyle yapıyoruz veya en kötü yıl sonu itibariyle yapıyoruz ama doğrusunu ifade etmek gerekirse Maliye Bakanlığı'nın görüşü de budur. Aylık olarak yapıp aylık olarak katma değer vergisi hesaplamaktır. Çünkü eğer yıllık yapılırsa Ocak ayının veya 11 ayda katma değer vergisi ziyağa uğratılmış kabul edilir. Alınan ve verilen avansların değerlemesi zorunlu mudur? Zorunludur. Avanslar borç olarak kabul edilir veya alacak olarak kabul edilir. Döviz cinsinden olan avansların değerlemeye tabi tutulması zorunludur. Son yıllardaki özelgeler de böyle, bir numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliğinde yapılan açıklamalar da bu yönde. Dava açıldığı yıl karşılık ayrılmayan, ertesi yıl aciz vesikası alınan alacak için karşılık ayrılabilir mi? Bence ayrılabilir. Aciz vesikasına bağlanan tutar itibariyle bence ayrılabilir. BA formlarında sigorta kurumlarından alınan poliçelerin bildirimi hususunda görüşlerinize sunarım. BA'da sigorta kurumları, sigorta şirketleri BS'de poliçelerini beyan etmiyorlar. Ondan çok eminim.
ona ilişkin tebliği düzenlemesini de hatırlıyorum. Poliçeleri, işte sigorta poliçelerini, bunlara ilişkin dekontları BS'de beyan etmiyorlar. Hizmeti alan bunu BA'da beyan edecek mi? Onlardan beyan istenmediğine göre alandan da istenmiyor olabilir. Ama çok emin değilim. Sigorta şirketlerinin BS'sini istenmediğinden eminim. Bunu da Osman Öztürk sormuş. Hani bir araştırıp tekrar şey yapabiliriz, bakabiliriz. Şu an itibariyle çok emin değilim. Kira sözleşmesinin BABS formunda gösterilmesi tüzel kişi gerçek kişi ayrımı var mı? Yok, az önce onu söyledim. Hani bir kirayı 5000 artı KDV'yi BA'da bildiriyorsam, bir gerçek kişiden banka ödemesinde de 5000 lirayı aşıyorsa yine bildirmem gerekiyor. Eurobond değerlemesi hakkında bilgi verir misiniz denmiş. Eurobondlar hani menkul kıymet olarak kabul ediliyor. Döviz cinsinden aslında devlet tahvili gibi de değerlendirilebilir. Borsa raiçleri var. Borsada oluşan rakamlar üzerinden borsa raiciyle değerleniyor. Borsada oluşan karına veya zararına göre, örneğin bir hisse senedi alış bedeliyle değerlenir. Borsada işlem görse bile kar veya zararı dikkate alınmaz, ama Eurobondlar alış bedeliyle değerlenmez. Borsa raiciyle değerlenir. Borsada işlem görüyorsa, borsa raici varsa daha doğrusu, ki benim bildiğim kadarıyla var. Borsada oluşan değerleri 31.12 itibariyle kara veya zarara intikal ettirmek gerekir. 6111 sayılı kanuna göre vesikasız emtia beyanından 525 nolu sermaye yediklerine kaydetmiş bulunduğumuz meblağın ortaklara dağıtılması durumunda vergisel durum nedir? Sermayenin bir unsuru sayılır diyor ilgili düzenlemelerde ve vergilendirilmez diyor. Herhangi bir kar dağıtım stopajı veya gelir vergisi doğmaz, vergilendirilmez. Bir soru daha var ama bunu çok işletmelerde gayrimenkulü duran varlıklara atıp finansman giderini kullanabilir miyiz? Finansman giderini kullanabilir miyiz? Bu kısmını çok anlayamadım ama ikincisi de finansman gider kısıtlaması ne zaman ve nasıl oluyor diye sorulmuş. Aslında kanun olarak, kanun maddesi olarak yürürlüğe girdi. Ama diyor ki kanunda %10'unu aşmamak üzere bakanlar kurulunca belirlenecek kısmı finansman gider kısıtlamasına tabi tutulur diyor. Bakanlar kurulu henüz bir oran belirlemesi yapmadı. Bugün itibariyle oran belirlemesi yaparsa 2013 yılı için uygulayacağız. 30 Aralık itibariyle, 31 Aralık itibariyle dahi yapsa yine 2013 yılı için uygulayacağız. Nasıl uygulanıyor diyor. Buna ilişkin de hani ayrıntılı bir düzenleme yapılmadı. Sadece elimizdeki veri kanun maddesi. Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmeler uyguluyorlar. İlk önce finansman gider kısıtlamasını. Ve aşan kısma münhasır olmak üzere uygulanır diyor. Örneğin yabancı kaynağımız 200 birim, yani toplam borcumuz 200 birim, 200 bin lira, 200 trilyon neyse, öz kaynaklarımız da 150 birim. Aşan kısım ne kadar? 50 birim. Biz 200 birim yabancı kaynak için, hani çok basit böyle bir sözlü örnek ver, 200 birim yabancı kaynak için örneğin 20 bin lira 20 birim faiz ödedik. Bu 20 birim faizin aşan kısma isabet eden kısmı. Aşan kısma isabet eden kısmı. Aşan kısım ne kadardı? 50 birimdi. Aşan kısma isabet eden kısmı 5 birim. 5 birim kısıtlamaya tabi faiz tutarıdır. 5 birimin de Bakanlar Kurulu'nun belirlediği oranlık tutarını kanunen kabul edilmeyen giderlere ilave etmemiz gerekiyor. Örneğin Bakanlar Kurulu %10 dediğini varsayarsak 5'in 0.5'ini kanunen kabul edilmeyen gideri alacağız. Dolayısıyla toplam 20 lira faizimiz vardı. Bunun 19.5'unu giderleştirmiş, 0.5 lirasını da kısıtlamaya tabi tutmuş olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bu finans gideri gelir vergisi kanunu 41. maddeyle kurumlar 11'de düzenlenmiş. Sen buyurun. Hollanda'da mukim firmadan mimarlık hizmeti alınması durumunda KDV ve stopaj zorunluluğu var mıdır? Stopaj zorunluluğu için çifte vergileme yönleme anlaşmasındaki hükme bakmak gerekiyor. Hollanda anlaşmasında birbirini izleyen 12 ay mı yoksa takvim yılı mı şu anda hatırlayamıyorum ama 183 günlük süre var. Eğer sadece doğrudan doğruya hizmet Hollanda'dan verilirse
sorun yok. Ama Türkiye'ye gelinerek mimarlık hizmeti veriliyor ise verilen hizmetin 183 günü anlaşmada belirlenen tanım çerçevesinde aşıp aşmadığına göre stopaj yapıp yapmamaya karar verilecek. Ama konu maliyeye sorulduğunda az önce paylaşmıştım sizlerle. Maliye önce stopajı yap, sonra o mimar gelsin bizden iade alsın anlaşmadaki şartlara uyuyorsa der. Ama uygulamada da anlaşma şartlarına uyulup uyulmadığına şirketler bakar ve uyulduğu uyuluyor. Dolayısıyla stopaj yok hissindeyse stopaj yapmazlar. KDV'yi sorumlu sıfatıyla KDV'yi hizmetten Türkiye'de yararlanıyor olması düşüncesiyle yapıyor olmak gerekir. Mukimlik belgesi mutlaka isteyin uyardığım gibi ödeme yapmadan önce hele de stopaj yapmıyorsanız bir kenarda dursun ki yarın öbür gün Hollandalı zannettiğiniz Hollandalı olmayabilir, problem yaşayabilirsiniz ya da inceleme elemanına ibraz edemediğiniz zaman sonradan da alamazsanız yine çifte vergilemeyi önleme anlaşmasından yararlanamazsınız denilebilir. Çalınan mala ait KDV tazminat olarak sigorta şirketinden talep edilebilir mi? Tazminat bedeli mal artı KDV mi, sadece mal bedeli mi? Bildiğim kadarıyla sigorta şirketleri, poliçelerde de belki buna bu yönde ifadeler yer alıyor olduğu için de olabilir. KDV kısmını nasıl olsa siz zamanında bununla ilgili KDV'yi indirdiniz gibi bir mantıkla vermeye yanaşmıyor. Ana bedeli tazminat bedelinde ya da poliçenin kapsamında olduğunu iddia ediyor. Bu yönde zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Ama muhtemelen sigorta poliçesindeki ifadelerden, ibarelerden kaynaklanıyor olabilir. Onun için bakmak gerekiyor. Ben sadece bu tartışmaların olduğunu ve sigorta şirketlerinin mal bedelini ödemeye temayüllü olduğunu, KDV'yi ödemeye yanaşmadığını, yanaşmama gerekçesinde muhtemelen poliçede yoksa KDV'yi nasıl olsa indirdiniz, o konuda bir zararınız yok gibi bir yaklaşımla yapıyor olabileceklerini düşünüyorum. Kar dağıtımı için dönem karından geçmiş yıl zararını mahsup etmek zorunlu mudur? Evet, yani normalde kar dağıtımı yapabilmeniz için o döneme kadar oluşmuş zararları da dikkate aldıktan sonra kar dağıtımına karar verebilirsiniz. Önceki yılların zararlarını dikkate almadan bir yılın karını dikkate alarak kar dağıtım kararı verilemez diye düşünüyorum. Aktife giriş tarihi 5 yılı doldurduktan sonra satılan taşıtı yeni satın alan firma amortisman ayırmaya devam edebilir mi? Amortisman ayırmaya devam etme demeyelim ona. Satın alan kişi satın alma bedeli üzerinden amortisman ayırır diyelim. 2009 yılı zarar, 2010 yılı zarar, kar ancak 2009 zararı indirilmedi. 2011 kurumlar vergisi kar, 2009 zararı indirildi. 2010 karından indirilmeyen 2009 zararından vazgeçilmiş midir? 2011'de indirilebilir mi? Gelir Dairesi Başkanlığı indirim hakkından vazgeçilmiştir diye yorum yapmakta ama bazı YMM'ler 5 yıl içinde indirilebilir diye yorum yapıyor. Şayet 2010 yılında zarar varken dikkate almamış ve indirmemişseniz bir kere 2011 yılında bu indirmediğiniz kısmı indiremezsiniz. Ancak artan bir kısım, yani o zarar 2010 yılında 2009 zararını indirdiniz, halen artan bir kısım olacaktı. O öyle bir kısım varsa 2009 yılından 2011'e devredebilecek. O kısım sadece indirilir. Öyle bir kısım yoksa 2009'un indirmediğiniz zararını 2011'de indiremezsiniz. 5 yıllık sürede böyle bu şekliyle istediğiniz zaman indirebilirsiniz şeklinde işlemez. Dönemi geldiğinde indirebilecekken indirmek gerekir. Ancak burada 2010 yılına ilişkin olarak düzeltme beyanı verilebilir. Hata yapıldığından bahisle. O konuda da tartışmayla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Çünkü hataların düzeltilmesine başvurduğunuz zaman 116 ve devam maddeleri çerçevesinde gelir idaresi reddedebilir ya da sessiz kalabilir. O zaman şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı'na gitmeniz gerekiyor. Yine yazılı reddedebilir ya da sessiz kalabilir. Konuyu yargıya götürdüğünüzde yargıda ilginç kararlar verebiliyor hata konularına ilişkin olarak. Diyebiliyor ki bu hatanın kapsamına girmiyor. Hatadan bahsedilebilmesi için hukuki bir ihtilafın olmaması, hukuki bir tartışmanın olmaması, bakıldığında hata olduğunun tartışmasız anlaşılabilmesi gerekiyor. Bu konu hukuki ihtilaf konusu ya da hukuki ihtilaf gibi duruyor gerekçeleriyle düzeltme talebinin reddiyle ilgili tartışmaları önünü kesebiliyor, usulden reddedebiliyor. Ama dediğim gibi bu konuda 2010'da sadece düzeltme yolunu deneyerek 2009 zararını indirmeye çalışabilirsiniz. 2011'de de fazladan indirmişseniz bu tartışmaları dikkate almadan onunla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Onu da düzeltmekte fayda var. Motosiklet ikinci el satışında KDV oranı nedir? Vallahi bilmiyorum. Bir ek otomobil gibi olabilir. Şirkete alınan emlak şirket personeline misafirhane, lojman olarak tahsis edilmesi durumunda kira geliri yok. Aynı ev oturan personele satışı olacak 4-5 sene içinde amortisman soru işareti. Şimdi bu konuda Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin 9. fıkrası var. Burada deniliyor ki maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler bu bir grubu oluşturuyor ile mülkiyeti işverene ait ki burada mülkiyet işverene ait şirkete alınan emlak dendiği için brüt alanı 100 metrekareyi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler ücret sayılmaz. Şimdi bu eğer tahsis edilen mesken olarak çalışanlara lojman adı ya da lojman adı altında tahsis edilen yerler 100 metrekareyi aşıyorsa aşan kısmın ücret olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çalışana sağlanan menfaat kapsamında ücret olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ve şirket bünyesinde olduğu müddetçe bu bina ile ilgili, emlak ile ilgili amortisman tabii ki ayrılabilir. Satışı halinde ayrı satılacak. Aynı ev oturan personele satışı olacak 4-5 sene içinde deniliyor. Ne zaman satılırsa o zaman da amortisman listelerinden doğal olarak düşürülecek. Ama o döneme kadar amortisman ayrılabilecek. Misafirhane konusunda hakikaten misafirhane olarak kullanılıyorsa, yani çalışanların orada bir konut olarak kullanmıyor da gelen gidenin nasıl bir ihtiyaç varsa misafirhane denebilecek kapsamda kullandığı bir yerse o zaman onunla ilgili giderler doğrudan doğruya işletmede gider olarak dikkate alınır ve bir ücretle ilgilendirilmez ya da ücret gibi bir iddiayla da karşı karşıya bırakılmaz. Bir başka soru, şirket ortağı kendine ev aldı. Şirkete raiç bedelli kiraladık. Sonra lojman olarak tahsis edildi aynı ortağa diyor. İyi olmamış. Şimdi bir kere ortak hani çalışanlarla ilgili az önce bahsettiğim hususlar geçerli. Ortaktan lojman olarak kiralanması doğrudan doğruya ortağa sağlanmış yarar mahiyetindedir. Örtülü kazanç dağıtımı hükümleri çerçevesinde bu kira bedelleri ortağa dağıtılan kar bedeli, kar payı gibi dikkate alınarak vergilenir.
Dolayısıyla bu problem yaratacaktır bu uygulama diye düşünüyorum. Büyük mükellefler vergi dairesi gerçek kişilere yapılan 5.000 ve üzerindeki kira bedellerinin BA formlarının da beyan edilmesini istemiş. Bu konuda sizin öneriniz nedir? Diyelim ki bugünden itibaren verdik, ancak geriye doğru düzeltme isterse ne olur? Vallahi az önce de bunun üzerinde duruldu, konuşma sırasında da durdu Emre. Büyük mükellefler istiyorsa vereceksiniz. geçmişe dönük olarak da isterse ne olur? Hani isteyebilir ve vermediğiniz dönemlerle ilgili usulsüzlük cezası uygulanabilir. O dönemlerle ilgili usulsüzlük cezaları konusu tartışılabilir. Hakikaten usulsüzlük cezasını gerektirecek bir işlem mi değil mi diye, davaya değer mi değmez mi? Ama hani ona bir bakmam lazım. Ezbere konuşmuyorum. Hani bu BABS formları ile ilgili hali hazırda kullanılan yetkiler neler, nasıl tanımlanmış, büyük mükellefler neye dayanarak bu talebini hukuki bir zemine oturtmuş, bu yargıya götürülebilir ve tartışılabilir mi? Ona bakmak gerekir. Böyle bir taleple karşılaştığınızda ya da böyle bir ceza ile karşılaştığınızda bunu söyleyebilirim bu aşamada. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başka soru yok sanırım. Bu arada motosikletle ilgili hemen baktık internetten. %18'miş. 1 ve 2 sayılı listelerde yer almadığından internetten de bakılabilir. Ben semineri düzenleyen İSMO'ya, sunum yapan çok değerli ustalara, seminere katılan tüm meslektaşlara teşekkür ediyorum. Yeni yılda yaklaşıyor. Hepinize 2014'te sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.